Enerji bölümünü dediğim gibi tasvip etmediğimi çiftçi Ramazan olarak o zaman da söyledim. Anılırken de yine sokaktan bağırdım. Bu yanlış, bu bizim işimiz değil, bu kurum için bu macera dedim. Bunu yakın arkadaşlarım çok iyi bilir, çok eleştirdim. Yine de dediğim gibi aynı zihniyette, görüşte, düşüncedeyim. Biz geldiğimizde bu kurumlar 1.7 milyar dolara alınmıştı. İşte buradan Konya'dan, gıda bölümünden, Konya Şeker tarafından 742 milyon dolar peyderpey ama totalde 742 milyon dolar bir öz kaynak sağlanmış. Yani buradan oraya transfer olmuş. Çiftçinin, Konya çiftçisinin, Konya Şeker'in 742 milyon doları oraya öz sermaye olarak transfer olmuş. Tabiatı gereği oralar malum çok kötü, olumsuz etkilenmiş, zarar etmiş, kar etmiş ama çok sonunda amiyane tabirle batma noktasına gelmiş. Ama buradan da 742 milyon dolar gidince sizin buradan, burada aynı olumsuz havaya, tabloya, ortama bürünmüş. O 750 milyon doların tamamını TL'ye çevirdik geçen yıl Temmuz'da. 750 milyon doların TL'ye çevrildi. Faiz de kalıcı sabit değişmeyen faiz %15 faiz oranıyla 250 milyon dolarını 9 yılda, kalanını 500 milyon dolar dolar karşılığı olan TL'yi de 9 yıldan sonra ödemek kaydıyla anlaştık. Ama faiz kalıcı %15. Kangal Soma dediğim gibi bizden önce yapılandığı için orada bir dolarda borcumuz hala devam ediyor. Faiz, dolar faizi %10.7 dolar faiziyle çalışıyor. Ama son 3-4 ayımız sürekli Soma'yla. Bütün derdimiz, koşmamız Soma'ya yönelik. Şu son 3-3,5 ayda 4 kere Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızla görüştük. Belki 15 kere Enerji Bakanı, Bakan Yardımcıları, TKİ Genel Müdürü, EPDK Başkanı, ilgili daire başkanları, ilgili birimlerin genel müdürleriyle en az 15 kere görüştük. Kurumun çiftçiye uyguladığı, uygulamaya zorladığı, dayattığı bazı kurallar var. Davranış biçimleri, uygulama biçimleri. Bunlar yanlış dedik. Ne onlar? Dedik ki tohumda, ben kendimden biliyorum, tohumların üstüne affedersin kuş pisliği oluyor. Rakamı atıyorum 500 liralık bir ünite tohum aldığımız tohumu 100 liraya satamıyorduk. Bugünleri hatırlayın, çiftçiler bunu çok iyi bilir. Derken dedik ki devamında zorunlu %5 CEV kotası vardı. Bu doğru değil, bu dayatma. Antidemokratik bir davranış. Hakkı olmayan, hakları olmayan kurum tarafından bir davranış dayatması dedik. Bu olmamalı dedik. Öbür taraftan C kotasına polar yoktu. Hepsi fix 16 parola ödeniyordu. Bu sizin bu bölgenin çiftçisi biraz tabii ki bilinçlidir. Onu ne demek istediğimi bizatihi aktif olan pancar ekicileri bilir. Fix 16 polarla dayatıyorlardı. Bu doğru değil dedik. Bu böyle olmamalı. Poları hakkı neyse o verilmeli dedik. Artı C kotasına küsme hiç yoktu arkadaşlar. Bunlar yanlış şeyler dedik. Geldiğimiz gün itibariyle söylüyorum, zorunlu C'yi kaldırdık, C kotasına poları ilk kampanyada uyguladık. C kotasını, küsbesini sonuna kadar, gramına kadar, C, A, D, hepsini gramına kadar verdik.